Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için lütfen sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklamayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Akdeniz tavuğu yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir fırın yemeği. Yapımı gerçekten çok kolay ve içindeki baharatıyla, sebzeleriyle enfes leziz bir yemek. Yaptığınızda denediğinizde pişman olmayacaksınız. Eğer bu yediğimiz tavuksa önceki yediklerimiz neydi diyeceksiniz. O kadar iddialıyım gerçekten. Hemen tarife geçelim isterseniz. Öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağımı bir karıştırma kasesine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı soya sosum var. Onu ekliyorum. Diş ince ince kıyılmış sarımsağım var. İsterseniz kıyabilirsiniz, isterseniz de ezip kullanabilirsiniz sarımsağı. Bir tatlı kaşığı ezilmiş kişnişim var. Onu da ekliyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Siz tuz ayarını kendinize göre yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da pul biberimi ekledim karıştırma kaseme. Şimdi sosumu iyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Sosumun yaklaşık 1/3'ünü bir kaseye ayırıyorum. Bu ayırdığım sosu sebzelerin üzerine dökmek için kullanacağım. Geri kalanını tavuklarım için kullanacağım. gram kadar tavuk kanatım var. Onları sosumun içerisine ekliyorum. Tavukların tamamı sosa bulanana kadar güzelce karıştırıyorum. Önceden yağlamış olduğum fırın tepsimi aldım. 2 orta boy patatesim var. Onları tepsime alıyorum. 1 adet kapya biberim var. Onu da alıyorum. 3 adet yeşil köy biberi dediğimiz biberimden var. Onu da ekliyorum. 3 orta boy soğanımı da ekliyorum. Yemeğin en sürpriz malzemesi olan bir adet doğranmış limonumu ekliyorum. Limon ne alaka diye düşünmeyin. Piştiği zaman gerçekten inanılmaz lezzetli olmuştu. O tavuğun suyuna çıktığı aroması beni benden aldı. Kesinlikle deneyin. Yani bir limonun bir yemeğe bu kadar yakışacağı ölsem aklıma gelmezdi. Ama denedim ve bayıldım. Yiyenlerin hepsi de bayıldı. Siz de eğer denerseniz gerçekten bana hak vereceksiniz. Ayırdığım sosumu da sebzelerim üzerine ekledim. Bütün sebzelerim de sosla buluşsun diye iyice karıştırıyorum. Sebzelerim de tamam. Şimdi soslamış olduğum tavuklarımı sebzelerimin arasına doğru yerleştiriyorum. Adet de çeri domatesim var. Onları ortadan ikiye böldüm. İçinin sularının akmaması için de kesik yüzleri üste gelecek şekilde tavuklarımın üzerine yerleştiriyorum. Bu yemeği pişirirken hiç su kullanmadım. Sebzelerin suyu gayet yeterli oluyor. Dört dalda taze biberiyem var. Onları da tavuklarımın üzerine koyuyorum.
Eğer taze biberiye yoksa elinizde kuru biberiye de kullanabilirsiniz. Ama kuru kullanacaksanız onu mutlaka sosun içerisine karıştırarak öyle kullanın. 180 derecede kontrollü olarak tavuklarım kızarana kadar 40-45 dakika pişirdim ve yemeğim hazır. Gerçekten görüntüsü bile ağız sulandırıcı, çok lezzetli bir tarif oldu. O limonu gerçekten anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Zaten limonun o iç kısmındaki lezzetli kısmı erimişti tabiri caizse. Sadece kabukları kalmıştı ve çok lezzetli olmuştu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Varsa istediğiniz tarifleri de yorum olarak bırakabilirsiniz aşağıya. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdiden yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.